Kardeşler, inşallah bu haftaki hutbemizin konusu Kur'an kıssalarının önemi üzerine olacaktır. Hazreti İsa'nın doğumu anlatılır, Hazreti Musa'nın ise bebeği anlatılır ama Hazreti Yusuf'un ne doğumu ne bebekliği, gençliği, çocukluğu anlatılır. Yani kıssası anlatılan Resullerin hiçbiri için başından sonuna kadar hayat hikayesi anlatılmaz. Sadece önemli yerler vahye konu olur. Kur'an'da ismi geçen Resullerin birçoğu neredeyse tamamına yakını Orta Doğu ve çevresinde geldiğini görüyoruz. Kardeşler, inşallah bu haftaki hutbemizin konusu Kur'an kıssalarının önemi üzerine olacaktır. Malum Kur'an-ı Kerim'de kıssalar yaklaşık 1800-1900 kadar ayette ifade edilir ki bu da yaklaşık olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sayısının neredeyse 1/3 demektir. Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin 1/3 Kur'an kıssalarına, peygamber kıssalarına yer ayırmıştır. Kıssa, insanların ders almaları için Allah tarafından bazı öğütler verilmesi, bu öğütlerin geçmiş zamanda yaşayan kavimlerin, rasullerin hayatlarından bazı kesitler olarak sunulmasıdır. Sözlükte bir kimsenin izini sürmek, ardınca gitmek, bir kimseye bir haber veya bir sözü bildirmek gibi manalara gelen kıssa kelimesi, bir kimse yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım, nokta nokta ya da makaslanarak, cımbızlanarak oradan çekilerek istifadeye sunulması, anlatılmasıdır. Kur'an'da anlatılan kıssaların hiçbirinde yer yer, kim yerlerde tekrar gibi gözüken yerler olsa da hiçbir yerinde aynı konuya değinilmemiş. Her defasında her kıssayla birlikte Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizim için farklı bir şekilde ders olacak, ibret olacak yönleri muhakkak o Resulün hayatından ön plana çıkartarak bizim önümüze sunmuştur. Bu yönüyle, kıssa yönüyle de Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an kıssaları gerçekten önemli bir zenginliğe sahiptir. Kısa bir yönüyle kısarak, makaslanarak anlatmak demektir ki kıssa ve mikas aynı kökten gelen iki kelimedir. Söz gelimi bir Resulün kıssatı anlatılırken o Resulün hayatının tamamı anlatılmaz. Önemli ve kayda değer olan, bizim için de bugüne de mesajı olan yerlere değinilir. Oradan o makastan kesilerek bizim istifademize vahiy ile birlikte sunulur. Söz gelimi Hazreti İsa'nın doğumu anlatılır, Hazreti Musa'nın ise bebeği anlatılır ama Hazreti Yusuf'un ne doğumu ne bebekliği, gençliği, çocukluğu anlatılır. Yani kıssası anlatılan Resullerin hiçbiri için başından sonuna kadar hayat hikayesi anlatılmaz. Sadece önemli yerler vahye konu olur. Bu konuda Kur'an'da kıssaların en güzeli, en güzel anlatıma sahip olan Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bile baktığımızda sure 4. ayetinden 101. ayetine kadar bir peygamberin hayatından bahsetmiş olsa bile yer yer büyük çoğunlukta büyük yerler atlanarak peygamberin kıssası bizim istifademize sunulur. Kur'an'da kıssalar bu yönüyle hayata dair çok ama çok önemli mesajları bize verir. Söz gelimi Hud suresi kardeşler 123 ayettir. Hemen hemen kıssalardan oluşur. Bu 123 ayetin yaklaşık 100 ayetinde kıssalar anlatılmıştır çeşitli peygamberlerin. Hutbemizin de başında okuduğumuz Hud suresinin 120. ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurmaktadır. Resullerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Burada sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve uyarı oluşuyor. Kardeşler, demek ki okuduğumuz ayetten anlıyoruz ki vahiy gönderilmiş tüm Resullerden bahsedilmediği gibi bahsedilen Resullerin de hayatlarından bir takım önemli kesitler bizim için sunulmuştur. Yani kaç bin peygamber gönderilmişse gönderilsin bunların tamamından vahiy bahsetmemiş,
bir kısmını Kur'an'a konu edilmiş, konu edindiği peygamberlerin de hayatlarından bir kısmını anlatmış, bir kısmını bizim için anlatmamıştır. Faydalı olacak, gerekli olacak kısımlara yer verilmiştir. Nisa suresi 163-164 ve Mümin suresi 78'de de tüm peygamberlerden ve kıssalardan yine bahsedilmediği ifade edilir. Bu ayetler Resullerin sadece bir bölgeye, söz gelimi Orta Doğu bölgesine gönderilmediğini, başka bölgelere de, Nahl suresi 36'da geçtiği üzere başka bölgelere de Resuller gönderildiğini biliyoruz kardeşler. Nisa 160 ve 164'te biz Nuh'a ve ondan sonra gelen Resullere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız Resuller gönderdik. Anlatmadığımız nice Resulleri de gönderdik. Mümin 78'de ise andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlar da sana, onların içerisinde sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Nahl suresi 36'dan da anlıyoruz ki kardeşler, andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diye mutlaka bir elçi gönderdik. Yani elçiler tüm herkese, tüm ümmete, tüm kavimlere bu yönüyle gönderilmiştir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle onlardan bir kısmından bahsetmiş, bahsetmiş olduğu peygamberlerin de hayatlarından seçme kıssaları bizim için tabir yerindeyse cımbızı çekip makaslayıp bizim önümüze koymuştur. Bu kıssaların ne kadar önemli olduğuna dair ortaya koymak için uzattığım cümlelerde, ayetlerden istifadelerde. Bazı yerlerde de bir usulden, onun mücadelesinden ve kavminden ve kavminin ona cevabından bahseder ama Resul'ün ismi verilmez. Buralarda da biz müminler için nice ayetler, dersler ve ibretler vardır. Söz gelimi Yasin suresini hatırlayın. Elçiler geldi denilir. Gelen elçilerin kimler olduğu söylenmez. O elçilerin hangi bölgeye geldiği de ortaya konulmaz. Bu şekilde vahye konu olur. Bu Resullerin yaşadıklarının muhtemelen benzerini diğer kendisinden bahsedilmeyen Resullerin de yaşadıklarını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Çünkü küfür tek millettir. Hakkı hak bir şekilde getirenlere karşı gösterecekleri karşılık hemen hemen benzeri bir şekilde olacaktır. Bu böyle olduğu için de küfür tek milletse onlara vereceğimiz cevap ile birlikte onlardan alacağımız cevap da benzeri olacağı için bu kıssaları ibretle okumak, onlardan istifade etmek bizim için önem arz etmektedir. Kimler için? Alabilecek akılları olanlar için. Kur'an'da ismi geçen Resullerin birçoğu neredeyse tamamına yakını Orta Doğu ve çevresinde geldiğini görüyoruz. Vahiy onlara ve onların kıssalarına yer vermiştir. Son vahiyin kendisine verildiği Resul'ün bulunduğu belde ve çevresindeki yaşanan kimi kıssalara ve Resullere yabancı olmayan bir toplum için onların tanıdığı risalet sahibi kimselerden seçilmiş Resullerin kıssalarının anlatıldığını görüyoruz. Böylelikle hiçbir müşrik ve ehli kitap 2000'e yakın ayet hemen yanı başlarında indiği halde Resulullah'a karşı çıkamamışlardır. Sen neden bahsediyorsun diyememişlerdir. Söz gelimi vahiy Zekeriya'yı da an dediğinde, Hazreti İbrahim'i asıl kimin sahiplenmesi gerektiğini de ifade ettiğinde, o peygamberlerin kıssalarını da oldukça geniş geniş yer verdiğinde hiçbiri çıkıp da Peygamber Efendimiz'e ve müminlere karşı gelememişlerdir. Vahyin kendisi hakkında bilgi verdiği söz gelimi Hazreti Musa'nın kıssası ile ilgili bazı konularda da ehli kitabın da bilmediği olabilir. Bu yönüyle kıssalar bugün yeryüzünde en fazla zihniyet olarak taraftar sahibi olan, Yahudileşme zihniyetine sahip olanlara da, belki de en fazla ben Hristiyanım diyenlerin olduğu bir zamanda Hristiyanım diyenlere de kendi peygamberleri hakkında, kendi düşünceleri hakkında kıssalar üzerinden onların da yanlış bildikleri yanlışları ortaya koyma yönüyle de kıssaların önemi yine ortaya çıkmaktadır. Kur'an kıssalarına hikaye ya da tarih ile isimlendirilme yapılamaz. Hikaye olmuş ya da olabilecek hayal ürünlerini içerir. Tarihi bilgide ise olayın geçtiği yer, şahıs ve zamanı bilinmelidir. Kur'an kıssalarında ise böyle bir anlatım yoktur. Yere, zamana ve kişilere bu yönüyle yer verilmemiştir. Birkaç istisna diyebileceğimiz
kimler vardır söz gelimi? Hazreti Meryem'in ismi geçmiştir. Peygamberin azatlı kölesi Zeyd'in ismi geçmiştir. Böyle birkaç yerde, geçtiği yerde de önemine binaen bu isimlerin zikredildiğini biliyoruz. Ama tarih ya da hangi tarihte, zamanda, hangi bölgede geçtiği ile ilgili de yine bir takım istisnalarla birlikte genelde kıssalarda bunlara yer verilmediğini görüyoruz. Yine sahip oldukları bir takım meziyet ve özelliklerden dolayı Firavun gibi, Nemrut gibi, Bel'am gibi, Karun gibi, Nemrut gibi, Ebu Leheb gibi bir takım isimler geçiyordur. Bunlar da o kişilerin isimleri değil, onların sıfatlarıdır. Bu yönüyle tarih boyu kıyamete kadar bu zihniyete sahip, bu özelliklere sahip olan insanları deşifre etme yönüyle Kur'an-ı Kerim bunları sıfatlarıyla anmıştır ki bugün de bu zamanda o tip insanlarla karşılaşabileceğimizin mesajını kıssalar bize vermektedir. İşte tarihe ait okumalarda o günkü mesajlar o güne gömülmüştür. Kıssa ile mesaj bugüne taşınmıştır. Yer, zaman ve kişiler bugün de kıssadaki kişilerde vardır. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf'un karşısındaki o kadın ya da onları sahiplenen diğer kadınlar ya da o kadınları sahiplenen diğer bakanların tüm oynadıkları oyunlar bu yönleriyle birlikte bugüne de sıfatlarıyla birlikte taşınabilir ve Yusuflar olması gereken bizlerin de o kıssadan alacağımız mesajlarla günümüzün Yusufları olarak iffetli davranmayı ortaya koymamız gerekiyor. Söz gelimi günümüzün ekonomik bunalımı var. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası bizim imdadımıza yetişmesi gerekiyor. Günümüzde hastalık ileri derecede boyutta artmış durumda. Bu konuda Eyüp Peygamber'in kıssası bizim imdadımıza yetişmesi gerekiyor. Putçuluk arttıysa İbrahim'i duruş, daha başka ne varsa ki Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 28 tane kıssa anlatılır. Bu kıssaların her birinde de bizim için çok önemli dolu dolu mesajlar olduğunu ifade edelim. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innad dini indallahi al-islam. Kardeşler, Kur'an kıssalarının amaçları nelerdir dersek, iman esaslarının kalplere iyice yerleşmesi, sağlamlaşması, vahiy ve risaletin ispatı yönüyle Adem Aleyhisselam'dan son Resul'e kadar dinin Allah'tan geldiğini, bütün müminlerin bir ümmet olduğunu, bir olan Allah'ın hepsinin Rabbi olduğunu izah saadetinde kıssaların önemi ön plana çıkar. Allah'ın peygamberlerine ve seçkin kullarına ihsan buyurduğu nimetler beyan edilmiş olur. İnsanoğlunu ezeli düşmanı olan şeytana karşı ikaz edilmiş olur. Resulullah'a ve bütün müminlere teselli verip gönüllerini pekiştirme, Allah'ın nihayette peygamberlerine yardım edip yalancıları helak edeceğini beyan eder. İnsanın tedrici olarak terbiye ve tezkiye edilmesini sağlamak, insanlık tarihi boyunca gönderilen Resullerin davalarının birliğini, kısacası İslam'ın evrenselliğini ortaya koymak, dünya ve ahirette başarı ve huzurun anahtarı olan tevekkül ve dua ile beraber Allah yolunda sabırla, bıkmadan, usanmadan çalışmak, gayreti sonuna kadar devam ettirme zarureti gibi kanunlardır. Aynı zamanda İsrailiyet olan yabancı kaynaklardan gelen yanlış bilgilerin doğrusu ile düzeltilmesidir. Bu yönüyle az önce söylediğimiz gibi kardeşler, Kur'an kıssaları tarihi bir okuma değildir ama tarihe gerçekten ışık tutar ve yine Kur'an kıssaları bizim için evrensel Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ilahi mesajlarıdır.